Acayip Tarifler mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle paçanga böreği yapıyoruz. Paçanga böreğim için malzemelerimi hazırladım. Böyle 10-12 dilim kadar pastırmam var. Pastırmaların çemenini sıyırdım. Bir kase olacak şekilde domates ve biberi doğradım. Domateslerin çekirdeğini ve kabuğunu aldım. Kaşar peynirini de böyle küp küp doğradım. Böyle hazırlayınca piştiği zaman çok daha güzel oluyor. Üçgen kestiğim yufkanın üzerine önce pastırmayı alıyorum. Onun üzerine domates ve biberi ekliyorum. Bu şekilde küçük küçük doğradığınız zaman yerken çok daha güzel oluyor. Çok büyük doğrayarak hazırlayanlar da var ama ben böylesini tavsiye ediyorum size. Kaşar peynirini de mutlaka böyle küçük küçük doğrayın, rendelemeyin. Rendelenmiş kaşar peyniri piştikten sonra içinde böyle kaybolup gidiyor. Ama bu haliyle dişe gelir denilir ya, aynen o şekilde hissediliyor kaşar peyniri. Böyle elimi korkak alıştırmadan bayağı bir kaşar peyniri de ekliyorum üzerine. Şimdi sarmaya başlıyorum. Önce kenarlardan içeriye doğru, sonra da yuvarlayarak böreklerimi sarıyorum ama fark ettiyseniz çok sıkmıyorum. Pişerken böyle hani pişme payı dediğimiz bir bolluk bırakıyorum börekte. Ucunu da suya batırıp kilitliyorum ki kızartırken açılmasın. Bu şekilde bütün malzemem bitene kadar böreklerimi sardım. Paçanga böreğinin bu şekilde sarılması makbuldür ama isterseniz siz muska şeklinde de sarabilirsiniz. O şekilde de hazırlanıyor. Ama bu haliyle bir kişiye bir tane servis etmek çok daha güzel geliyor bana. Tabii ki tamamen tercih meselesi. Bu böreğimi de sararken yağımı ocağa aldım ısınması için. Böyle tavada bir parmak kadar sıvı yağ olsa bu börekleri kızartmak için yeterli oluyor. Hiç bekletmeden hemen kızartmaya başlıyorum. Çünkü içindeki domates yufkayı sulandırabilir. Taze taze hazırlayıp pişer pişmez de tüketmeniz gereken bir börek paçanga böreği. Çünkü böyle yağda kızarttığımız için beklediği zaman yumuşuyor, bu çıtırlığını kaybediyor. Fırında yapabilir miyiz diye soranlar olacaktır mutlaka. Ben daha önce denedim. İçine sıvı yağ sürerek aynı malzemelerle aynı şekilde dışına da yağ sürüp fırınladım ama tavada kızarmışın tadı bambaşka oluyor. Yani zaten çok sık yenilen bir börek değil paçanga böreği, biliyorsunuz. Her zaman yapmıyoruz. Onun için madem yapıyorsunuz bunu bence yağda kızartıp mutlaka tercih edin. Zaten peçetenin üstünde fazla yağını süzdürüyorum. Dediğim gibi kızardıktan sonra da hiç bekletmeden tüketmek en doğrusu. Yani sofraya getirmeden hemen önce hazırlamanız gereken bir börek. Ben bütün böreklerimi böyle nar gibi kızarttım. Şimdi servis tabağına alıyorum. Malzemeyi azaltıp çoğaltmak size bağlı. Kişi sayısına göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bu arada kızartırken yağı çok kızgın yapmamaya dikkat edin. Dışı hemen kızarır, içi çiğ kalır. Orta ateşte bir yağ kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi size hemen içini de göstermek istiyorum. Böyle erimiş kaşar peyniri, çok güzel pişmiş domatesi ve biberiyle paçanga böreğim artık hazır. Umarım tarifimi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.